Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Ocak'tan itibaren kademeli elektrik tarifesinin uygulanmaya başlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, 30 günlük 240 kW elektrik kullanımı birinci kademe, 240 kW'ı geçerse ikinci kademeden fiyatlandırılacak dedi. Vatandaşlara elektriği az kullanmaya teşvik etmek için 1 Ocak'tan itibaren kademeli elektrik uygulamasına geçildi. Kademeli elektrik tarifesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları ifade etti. Yani yanlış bilinen şeyler var ama güzel şeyler de var. 1 Ocak'tan itibaren bir uygulama başladı Türkiye Elektrik'te kademeli elektrik. Yani belli bir kilovata kadar az fiyat, belli bir kilovattan sonrası çok fiyatlandırmak olmak üzere yani elektriği az kullanmaya teşvik babında bir uygulama başladı. İşte önce bir günlük 5 kW'dı, sonra 6 mı olacak, 7 mi olacak falan. 8'de sabitlendi. Yani aylık 30 günlük daha doğrusu 240 kilovat. Birinci kademe 240'ı geçerse ikinci kademeden fiyatlandırılacak. Burada şöyle bir yanlış anlaşılma var. Diyelim ki 240 kW bizim hakkımız ama 300 kW kullandık. Tamamı zamlı fiyattan uygulanmayacak. 240'a kadar düşük fiyattan 240'tan sonraki 60 kW da 300 kW üzerinden yüksek fiyattan fiyatlandırılacak. Ama burada yine milletin şöyle bir endişesi var. Faturalar 30 günde okunmadığı için ya 25 günde okunuyor ya 35 günde okunuyor. Mesela 40 günde okunduğu da olabiliyor. 40 gün okundu dolayısıyla ben çok kullandım ve zamlı tarifeden kullanacağım diye düşünmesin kimse. Olay günlük olarak alsın. Yani günlük 8 kW bizim birinci kademeye kadar hakkımız var. Orada hesaplamayı yaparken 35 günlükte fatura gelse 35'e bölelim kW'ı. 8'in altındaysa birinci kademeden fiyatlandırılacak, üstüyse ikinci kademeden fiyatlandırılacak. Yani 35 gün toplam 240 falan karıştırmayın. Günlük 8 kW'dan hesaplanabilir. Orada bir yanlış yapamazlar. Yapılmışsa da itiraz edilir. O ücret, fazla ücret geri alınır. Bir de üç zamanlı elektrik dediğimiz bir uygulama vardı. Bugüne kadar vardı ama kademeliye geçtikten sonra kalmadı. Faydası kalmadı. Çok zararlı oluyor. Önceden şöyleydi. Gece saat 22'den sonra sabah 6'ya kadar elektrik çok ucuzdu. Üç zamanlı elektrik de bakın her zaman için geçerli değil bu. Şu an vatandaşımız şöyle zannediyor. Gece ondan sonra elektrik ucuzmuş. Ben ondan sonra elektrik kullanayım. Hayır. Zaten bunun olması için önce bir dilekçe vermek lazım elektrik kurumuna. Ben üç zamanlı elektrik alacağım demek lazım. Sonra sizin sayacınız üç zamanla göre ayarlanacak tarifeniz ve siz üç zamanlıdan faturalandırılacaksınız. Biz dilekçe vermezsek böyle bir mı? olmaz. Kendinize eziyet etmeyin, zulmetmeyin. Yani akşam ona kadar karanlıkta oturuyorlar, yemek pişirmiyor insanlar, bulaşık yıkamıyor. Niye ondan sonra ucuz diye? Hayır böyle bir şey yok. Şu an cazip de değil zaten. Tek zamanlıdır bizim kullandığımız elektrik. 24 saat tek fiyattan fiyatlandırılır. Normal hayat e, uygulamamız, akışımız nasılsa akşam yemek yapma, işte çamaşır yıkama, bulaşık yıkama, e, saç kurutma makinesi vesaire. Ama şöyle bir hatırlatmada da bulunayım. Şu an e, kullanmış olduğumuz cihazlar içerisinde en çok elektrik tüketen saç kurutma makinesidir. E, buna da dikkat etmek lazım. Onu mümkün olduğu kadar az kullanmak lazım. E, o zaman tasarrufa e, gider. Lüzumsuz ise e, ışıkları söndürün olayı çok kıymetlendi. Şu an elektrik gerçekten çok pahalandı. Birinci kademe %50 zamlandı, ikinci kademe %127 zamlandı. Onun için ne kadar az kullanırsak, ne kadar lüzumlu kullanırsak o kadar bütçemize katkı sağlamış oluruz. Müzik